Arkadaşlar bugün edebiyat öğretmeni, araştırmacı, yazar Sayın Hocamız Burhanettin Akbaş ile dil ve kültür üzerine kısa bir söyleşi yapmak için buradayız. Hocam öncelikle size Türk kültürü denilince aklınıza neler geliyor onları öğrenmek istiyoruz. Şimdi Türk kültürünün çok fazla unsuru var. Bunu edebiyatla alabilirsiniz, dille alabilirsiniz. Etnografiyle alabilirsiniz. Oldukça fazla unsur var. Tabii biz kendimizi çok köklü bir medeniyetin parçası saydığımız için Türk kültürü denince maddi ve manevi olarak birçok unsuru birleştiren karşımıza büyük bir yelpaze çıkar. Bunların hepsi ayrı ayrı ele alınabilecek unsurlar. Yani dil bahsi ayrı alınabilir, edebiyat bahsi ayrı alınabilir, etnografik malzemeler ayrı olarak değerlendirilebilir. Türk kültürünü ben hep büyük bir ummana benzetirim. Biraz şiirsel olsun diye söyledim. Yani büyük bir ummandır. Onun içerisinde bizler birer damla olarak belki gözükürüz diye hayal ederim, düşünürüm. Peki hocam, dil ve kültür arasında nasıl bir etkileşim var? Vallahi bu meşhur fıkradaki gibidir. Yani tavuk yumurta hikayesine benzeyen bir durum. Dil mi kültürü meydana getirmiştir, kültür mü dili meydana getirmiştir? Bunun içinden çıkmak mümkün değil. Tartışılabilir, çok uzun tartışmalar yapılabilir. Belki bir münazara konusudur. Fakat ben şunu çok iyi biliyorum. Bizim dilimizde kültürümüze ait inanılmaz unsurlar vardır. Yani o kültür, o medeniyetin bütün izlerini dilimizde görebiliriz. Mesela İngiliz edebiyatında diyelim ki Shakespeare'in katkısı neyse, mesela bizim edebiyatımızda, bizim dilimizde bir Nasrettin Hoca'nın katkısını düşünün, deyimlerimizi düşünün. Nasrettin Hoca'nın hemen hemen her fıkrasının bir deyim olduğu bir dille karşı karşıyayız. Ya da bizim gelenek ve göreneklerimizin dilimize, atasözlerimize nasıl yansıdığını görürüz. Diyelim ki mesela diyoruz ki çeyiz sandıkta, bebek beşikte belli olur. Şimdi bunu yabancı bir dile çevirecek olsanız çeyizin ne olduğunu açıklamak zorundasınız. Bizim kültürümüze ait bir kavramdır çeyiz. Sonra bebeğin beşikte belli olması bizdeki beşik kültürünü, beşik nasıl yapılır ve çocuğun hayatındaki yeri nedir, bunu açıklamak zorundasınız. Yani dilimiz o kadar çok unsuru barındırıyor ki bunlar da başlı başına bir konular. Yani bunu ele aldığınızda belki saatlerce hazırlık yapmanız gereken bir konu. Ama şunu çok iyi biliyorum ki bizim bize bu kimliği veren, bu kültürü veren dil diye düşünüyorum. Biz dilimizle tanımlanıyoruz. Yani bazıları şu hataları yapabiliyorlar. Mesela genetikçilerin yaptığı hata gibi. İşte insanların genetik özellikleriyle bazı sonuçlara varmaya çalışıyorlar. Biz buna kesinlikle katılmıyoruz. İnsanları belirleyen şey, yani kimliğini belirleyen şey dildir. Dil bu kültürü belirliyor. Bize Türk dediren şey Türkçedir. Türkçe olmadan kesin olarak söylüyorum, Türk olmaz. Türk diye bir kavram olmaz. O yüzden ben biraz da dilci olmam sebebiyle belki sizin gibi Türkçeyi tabii ki ön plana çıkarıyorum. Ama tabii ki kültür ve dilin ayrılmaz parçalar olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Peki hocam, kültür yozlaşması dille mi alakalı yoksa dil mi kültür yozlaşmasıyla alakalı? Yine aynı şeye döndü ama. Şimdi aslında dilin burada bir kabahati yok. Evet. Yani yozlaşanlar insanlar. Aslında dil yozlaşmaz, yozlaştırılır. Yozlaştırılır. Evet. Bizim insanımızda maalesef bir eleştiri olarak söyleyeyim. Çok eski zamanlardan beri bir özenti var. Bunu tabi Bilge Kağan'ın Orhun Anıtları'nda da görürsünüz. İşte orada birçok uyarılarla karşılaşırsınız. Sonra Türkler Anadolu sahasına yaklaştıklarında, işte Büyük Selçuklu Devleti'ni kurduklarında isimleri işte Kılıç Arslan'dı, Çağrı'ydı. Çok güzel Türkçe isimlerle geldiler buraya. Alparslan'dı. Birdenbire Selçuklular Farsların, yani İranlıların isimlerini alarak işte Keyhüsrev oldular, Keykubat oldular. İsimleri birdenbire Farslaştı. Sonradan bir bakıyorsunuz Arapçanın büyük bir etkisiyle Osmanlıca diye bir dil ortaya çıktı.
Türkçe yine geri plana düştü bir noktada. Bugün de yozlaşma dediğimiz olay aslında yeni bir çeşitlenmesiyle karşılaştığımız bir hayranlık duygusu. Bu tabii bizi çok üzüyor. Yani bizim dilimizin zaten yüzyıllardır ihmal edilmiş bir yapısı var. İşletilmemiş bir yapısı var. En azından halk tarafından demeyelim de aydınlar tarafından geri plana itilmiş, devlet yönetimi tarafından geri plana itilmiş bir yapısı varken biz Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk defa Türkçemize sahip çıkıyoruz, adam gibi sahip çıkıyoruz diye düşünürken şimdi de yeni bir hayranlıkla karşılaştık. Batı'nın her şeyine özenen insanlar tabii ki dillerine de özeniyorlar. Türkçe'de olmayan sesleri çıkarıyorlar. Ağız yapılarına müsait olmayan şeyleri ifade etmeye çalışıyorlar. Türkçeyi küçücük böyle ağızların ön boşluğunda konuşan insanlarla karşılaştık. Evet, ağızların art boşluklarını kullanmayan insanları gördük. Yani sadece yabancı kelimeler alma meselesi değil, bu telaffuzlarımız da değişiyor. Mesela anne babamızın Türkçeyi kullanış biçimiyle bizim Türkçeyi kullanış biçimimiz arasında anormal bir fark çıktı. Ya diyorum ya, bütün sesler, bu kadar ses ağzın ön boşluğunda küçücük bir yerde çıkacak. Halbuki ses telleri arkada, ağzın art boşluğunun mutlaka kullanılması ve o seslerin çok güzel çıkarılması gerekiyor. Tabela kirliliği başlı başına bir felaket. Sadece konuşmada değil, yazmada evet, da. Yazmada da evet. Yani bir de şunu söyleyebiliriz. Yani bir de halkımızı da burada yargılamak lazım. Onlar yani sütten çıkmış ak kaşık değil. Onlar da büyük hata ediyorlar. Mesela dillerine sahip çıkmadıkları gibi bir de yabancı markalı, yabancı etiketli şeylere de hayranlık duyuyorlar. Yani Türk mallarına gerekli değeri vermiyorlar. Bir markanızı Türk adıyla yaparsanız onun satışı düşük oluyor. Yabancı bir isimle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani üretici de bu noktada zorlanıyor. Yani bunun bir kırılma noktası olması lazım. İnşallah bu kırılma noktasında ben inanıyorum ki sizlerin de bu orduya katılmasıyla, Türkçe sevdalılar ordusuna katılmasıyla biz bıkmadan, usanmadan Karamanoğlu Mehmet Bey gibi herkese mesajımızı vereceğiz. Öğrencilerimizi yetiştireceğiz. Topluma mesajlarımızı vereceğiz. Ve Türkçemizin bu işten daha böyle yara almadan, çok daha yıpranmadan, çok daha güçlü bir şekilde çıkmasını sağlayacağız diye umuyoruz ve bekliyoruz inşallah. Arkadaşlar, Burhanettin hocamıza bize değerli vaktini ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.